BGST'nin gene Boğaziçi gösteri topluluklarının Afet ile Diana diye bir kadın oyunu olacak festivalde. Aslında dört oyun. Bir de tabii ki Jeanne d'Arc, Marina Jeanne d'Arc. Marina Jeanne d'Arc Yadın Ameşehir Tiyatrosu'nun oyunu da festivalde. Kadın seçkisi anlamında yer alacak. Bunun için de ekstra tabii ki heyecanlıyız. Yani çok mümkün olduğu kadar çok çeşitliliğe, çok alternatif işlerin hem içerik hem biçim olarak, sanatsal olarak geniş yelpazede bir seçki oluşturduk ve bunu Diyarbakır seyircisiyle buluşturmaktan çok keyifliyiz ve heyecanla bekliyoruz aslında bu süreci. Çünkü yani buna Diyarbakır'ın çok ciddi bir tiyatro seyircisi var, tiyatro kültürü var, ciddi bir sahiplenme kültürü var. Bu bizim için de aynı zamanda bir borç aslında. Seyirciyi bu güzel oyunlarla buluşturmak açısından söylüyorum. Bunun için de heyecanlıyız. Diyarbakır'ın farklı mekanlarını kullandık. Elbette uzun süredir Diyarbakır'ın farklı mekanlarını kullanmakta sıkıntı çekiyorduk. Kayyumlarınla beraber ve bu kentin yani ciddi bir nasıl diyeyim sıkışmışlığıyla beraber biz uzun süredir aslında çok çeşitli mekanları kullanamıyorduk. Ama bu festivalle birlikte Sur'da birçok mekanı kullanmış olacağız. Yani seminerlerimizi olacak, açılışımız İskender Paşa Konağı'nda olacak. Bunun için ekstra tabii ki heyecanımız var. Sur Grabgos Kilisesi'nde Gomidas oyununu seyirciyle buluşturacağız. Bu da bizim için yani bu Diyarbakır'ın o çok kültürlü, çok dilli kimliğine tekrar dönüşüyle ilgili bizim için çok kıymetli olacak. Ve buna bir gönderme yapmak istiyoruz. Ermeniler bu kentin kurucu unsurlarında ve Gomidas yani Gomidas kendisi çok şey bir sanatçı ve onun performe edildiği bir oyun ve Ermeni korosuyla birlikte Gomidas'ta kapanışımız olacak. Bu da elbette bizim için çok heyecan verici bir deneyim olacak. Yani bu tekrardan Diyarbakır'da o çok kültürlü, çok dilli ve alternatif mekanları kullanmak bizim için çok önemli. Bu festivalin tabii ki böyle bir değeri var aynı zamanda bizim için. Festival Bhabunahwa sloganıyla başlayacak. Yani özümüz ve varlığımızla tekrar bir festivali gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte büyüyen, birlikte gelişen, birlikte öğrenen bir tiyatro geleneği var. Tabii ki burada tiyatro, yani kurumsal olarak Ameşehir Tiyatrosu'nun bu kente kurulmasında son 8 yıldır kendi özel tiyatro durumunda seyircinin çok ciddi desteği ve katkısı ve sahiplenmesi var. Yani bunun için de bu festivalde de biz yani seyircimizi festivale davet etmekten, bu oyunları onlarla paylaşmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu aslında hepimiz, yani birlikte yaptığımız bir şey. Onun için aslında sloganın özü de bunu. Kendi varlığı ve özüyle dediğim şey hem kültürel olarak hem form biçim olarak estetik, sanatsal ve estetik şey olarak yani bu konuda seyircinin talebinden bağımsız bir program oluşturmuyoruz. Hiçbir zaman öyle yapmadık. Tabii ki 9. Ahmet Tiyatro Festivali de mutlaka seyircilerimizin büyük bir çoğunluğunun ya şu oyun da gelseydi ne güzel olurdu, bu oyun da gelseydi ne güzel olurdu dediği aslında aynı zamanda birlikte aslında oluşturulmuş bir program aynı zamanda. Çünkü biz burada 8 yıldır aynı zamanda kapalı gişe oynayan bir tiyatro ekibi burası. Yani sadece bizim oyunlar açısından söylemiyorum. Yani bu salonu sürekli dolduran, dışarıdan gelen oyunlarla yani bu salonda olan her etkinliğe ev sahipliği yapan bir Ahmet seyircisi var. Bu ev sahipliğini aslında içeriye de biçime de yansıyor. Ama festivalde aslında bundan azade değil yani. Böyle bir süreçle örüldü festival aynı zamanda.